Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, şimdi size yine petrol rengi, açık petrol rengi tülbentime çok güzel şöyle bir kır çiçeği modeli hazırladım. Tığımın numarası 21. Aparatı olarak da şöyle 3 numara, 4 numara şiş. Bakın bu camsil hortumu, sprey. Bu yağ çöz hortumlarında güldalın içinde bulunan, fısfısların içinde bulunan hortum. Bir tane çiçek göstereceğim için bu şekilde kestim arkadaşlar. Bu boyutta herhangi bir aparat olabilir. Evet. Bu 3 renkten çok güzel bir model hazırlayacağız sizlerle beraber. Şimdi modelimizi göstereyim. Evet, sizler için hazırlamış olduğum modelim bu şekilde arkadaşlar. Kirpikli trabzanların şöyle arasına yapmış olduğumuz bu ilmeklerin üzerine minik kır çiçekleri. Bakın çok hoş. Şöyle çıtı pıtı bir model hazırladım sizler için. Yapımı da bir o kadar kolay. Şöyle rengarenk kır çiçekleri yapacağız. Bu petrol yeşili rengi tülbentimizin üzerine. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafı da aynen bu şekilde. Sanki çift taraflı bir model gibi çok hoş duruyor. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İlk önce tülbent kenar tığlama işlemini yaparak başlıyoruz. 696 no'lu Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalında tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar tülbent kenar tığlama işlemini. Ve şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın şöyle bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığımı doladım ve şöyle 2 ve 2. Bu şekilde bir trabzan yaparak başlıyoruz. Havadan bir trabzan yapıp şöyle bu şekilde başlıyoruz. 4 zincirimi trabzanımın hemen arasında kapattım. Bir zincir, bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2 alarak yine bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya kapattım. Şimdi bu şekilde 12 tane kirpikli trabzanı yapıp sonra bu ilmeklerimizin yuvasını hazırlayacağız arkadaşlar. Bu dip kısımdaki yuvamızı hazırlayacağız. Şöyle 12 tane yaptım. Gayet de iyi, ideal sizler için. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın içine girip 2-2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir defa tığımı doladım. Tığ battımın içine giriyorum. 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bakın. 3 tane trabzan. Diğerine geçip buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane trabzanım oluyor. Şöyle 2 ve 2. 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ters tarafına çevirdim. Şöyle bakın trabzanımın tepe noktasına girip ilk trabzanıma girip 8 zincirimi kapattım. Şöyle bir zincir de çekip düz tarafına çeviriyorum. Hemen yuvanın içine girdim. Şöyle bir sık iğne. Üzerine bir zincir ipi uzattım. Hemen bu şekilde aparatımı taktım. İlk ilmeğimi oluşturdum. Fazla sıktırmıyorum. Aparatım biraz küçük. Daha büyük aparatta da deneyebilirsiniz. Kalem büyük oluyor arkadaşlar. Şöyle yoğurt kovası sapıyla da olur bu ilmekler. Şöyle 2, şöyle 3. Toplamda 10 tane bu şekilde buraya ilmek toplayacağım. Şöyle 4. Fazla sıktırmıyorum. Biraz büyük olsun. Dibinde 2 tane zincir çekiyorum ve kalıplıyorum. 5 dibinde 2 zincir, 6 dibinde 2 zincir ve 7 dibinde 2 zincir
Şöyle 8. 8 zincirin içine 10 tane ilmek. Şöyle 1, 2 zincir, 9. Sonuncu ilmeği de kapattım. İlmeklerin sayısı önemli arkadaşlar. Muhakkak muntazam bir şekilde sayılarına dikkat ederek yapın. Eksik olmasın. Şimdi buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane az geliyor arkadaşlar. Hiç yok gibi duruyor. O yüzden son kısma 2 tane sık iğne yapıyorum. O da bir sık iğne gibi duruyor. Şöyle 1 ve 2 zincirimi çekip yandaki tığ battıya yine ara suyunu, yani kirpikli trabzanları yapmaya başlıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3 ve 4 zincir. Hemen kapattım. Arasına bir zincir, bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Buraya kapatıyorum. Ara mesafesini bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp hemen şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan. 3 ve 4. Toplamda buraya 12 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapılacak. Şöyle 2 ve 2. Bakın aynı işlem devam edecek. Bunu ben tamamlarım. Şöyle bir büyüklük orantısını da göstereyim. Bakın bu şekilde minik bir ilmekler oluşturuyoruz. Çünkü kır çiçeklerimizde böyle beşer zincirden üçer tane kirpik olacak. O yüzden bu şekilde ilmekleri toparladık. Hemen şunu ben 12'ye tamamlayıp geleyim. Şöyle ikinci kirpiğin içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. Ve iki ilmeğin arasından girerek geçiş yapıyorum. Bakın, bu şekilde hiç zincir çekmeden tutturdum. 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi buraya sabitledim. 5 zincir. Sabitliyorum. 5 zincir. Bu şekilde 3 tane kirpik yapıp dibine bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bakın. 5 zincirden 3 kirpik. Son kısma sık iğne ve sık iğne ile direkt geçiş yapıyorum. Buraya sık iğne ile geçiş yaptığım için tekrar bir daha sık iğneye gerek duymadan direkt 5 zincirden kirpiklerimi hazırlıyorum. Şöyle 5 zincir. Kapattım. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya kapattım. Bakın. Yine 3 tane kirpik olunca hemen dip kısmından sık iğnesini yapıyorum ve tamamlıyorum kirpiğimi. Hemen hiç zincir çekmeden 2 tane ilmek daha alıyorum. Şöyle ilmekler düzgün olacak. Dikkat edin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. Bu ilk kirpiğim. 5 zincir. İkinci kirpik. Yine 5 zincir. Buraya kapattım. Üçüncü kirpiğimi hemen şöyle bitiş noktasını, yani sık iğnemi de tamamlıyorum. Yine şöyle dördüncü yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın arkadaşlar, ilmeklerimiz şöyle bize bakacak. Şöyle güzel duracak. 5 zincir. Birinci, 5 zincir, ikinci, 5 zincir, üçüncü kirpiğimiz ve dibine de muhakkak bir tane sık iğnesini yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sonuncu yuvaya geçiş yapıyorum. Bakın. Son kirpiğe geldik. 5 zincirimi kapattım. Bu ilk kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 2,
2, 3, 4, 5 zincir. Bu da 3. Dibine muhakkak bir sık iğne yapıyorum. Ve bakın başta olduğu gibi sonda da bu ikinci tanesini ara kısımda bırakıp ilmeğimin altında diğerine sabitliyorum bu şekilde. Şimdi şöyle bakıtayım. Bakın çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok da hoş oldu. Bir üstüne de gelmedi bu sık iğneler sayesinde. Evet, şöyle ipimi koparayım. Hemen bunu arkaya da çekip yakıp geleyim. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çıtı pıtı kır çiçekleri oldu. Minik ilmekleri de dalları yaptık bu şekilde. Bu da daha önce sizler için hazırlamış oldum. Böyle pembe renkli kır çiçeğimiz. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok da kolay oldu. Şöyle yapımı da sizi hiç yormadan bitebilecek bir model hazırladım. Şöyle yakın plan tutayım modelimi. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.